Annelik özlemimi gidermek için bu kadar riske katlandım. İyi ki de katlanmışım. Bahsettiği risk az buz değil, ucunda ölüm olabilirdi. Yıllardır karaciğer yetmezliği çeken Ayşe Elif Şavur, organ nakli için uygun donör beklerken o büyük riski alıp çocuk doğurdu. Önce doğan bebeğiyle hayata tutundu, ardından beklenen organ nakliyle yeniden doğdu. 50 yaşındaki Ayşe Elif Şavur 23 yıllık evli. Evliliği boyunca çocuk sahibi olmak istedi ama bu isteği bir türlü gerçekleşmedi. 18 yıl önce karaciğer hastalığı baş gösterdiğinde ise annelik hayalleri daha da zora girdi. Doktorlar karaciğer yetmezliği ve siroz teşhisi konulan kadına hamileliğin riskli olduğunu söyledi. Aradan yıllar geçti. Ne uygun donör bulundu ne de kadın çocuk sahibi oldu. Ama sonunda o ölümü pahasına risk almaya karar verdi. Tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı. Kendi özlemimi giderdim ama çocuğum yarın annesiz büyüyecek. Her gün ağladım ama Cenab-ı Allah duydu sesimi. Hocamı karşıma çıkardı. Her şey yolunda gider inşallah bundan sonra. Hamilelik ve doğum sonrası süreçleri sıkıntılı geçti. Doktorlar sürekli takipteydi. Karaciğer yetmezliğinde hamile kalındığında işler daha da zorlaşıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama tabii çok iyi bir takiple bu hastamızda başarılı bir hamilelik süreci ve çocuk sahibi oldu. Ancak hamileliğinden sonra ve de doğumdan sonra çok zor günler geçirdiğini biliyoruz. Artık en son komada hastaneye kaldırılmıştı ve biz acil nakli için canlıdan hazırlıklarını yaparken Mersin'de organ çıktı. Hasta bebekle hayata tutundu tutunmasına ama sağlık durumu onu zorluyordu ve sonunda beklenen haber geldi. Mersin'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın bağışlanan karaciğeri bu anneye hayat verdi. Ayşe Elif Şavur, Gaziantep Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde gerçekleşen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Oğlu ve eşiyle yepyeni bir hayata merhaba dedi. O, Türkiye'de sağlığına kavuşmak için organ bekleyen binlerce hastadan sadece biriydi. Organ bağışı onun hayatını değiştirdi. Karaciğer nakli, organ nakli hayat kurtarıyor bu vakamızda olduğu gibi. O yüzden organ nakli yapabilmemiz için organa ihtiyacımız var her zaman ifade ettiğimiz gibi. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızın organ bağışına bulunmalarını ve organ nakli bekleyen hastalarımızın dertlerine çare olmalarını istiyorum.